bunlarını bize Kur'an'ında tarif ederken müminlerin Kur'an'a karşı açlık duyduğunu, onu dinleme ile mest olduklarını, onu dinledikleri zaman imanlarının arttığını bize haber verir. Öyle değil mi? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجْهَ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Müminler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah anıldığı zaman وَجْهَ قُلُوبُهُمْ diyor, kalpleri titrer. Kalpleri titrer müminlerin Allah anıldığı zaman. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da زَادَتْهُمْ اِيمَانًا İmanları artar. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ve Rabbine tevekkül. Demek ki Kur'an'da Rabbimizin böyle şekillerini çizdiği, vasıflarını belirttiği bir mümin portresi var. Ve o portrede müminlerin Allah'ın ayetlerine karşı iştiyak duydukları, dilemekten mest oldukları, diledikleri zaman imanlarının arttıkları bizlere haber veriyor. Heyhat bir gün gelin görün maalesef müminler olarak bizler Kur'an'ı çoğu zaman cemiyetlerde altyolun bir fon müziği gibi görüyoruz. Fon müziği gibi. Yani orada ayetler okunuyor, Kur'an tilaveti yapılıyor fakat biz kendi konuşmamıza, kendi muhabbetimize, kendi mana yani kelamlarımıza devam ediyoruz çoğu zaman. Kalplerimiz titremiyor. Artık ne olduysa Efendimizle aramıza 1400 sene gibi bir zaman dilimi girdiğinden bilir. Şu içinde yaşadığımız 21. yüzyılla insanımız, Müslüman alemimiz de maalesef materyalci anlayışın etkilenmesinden midir bilemiyorum. Madde dünyaya parsal alışımızdan mıdır? Etkilenmiyoruz yani. Kur'an'dan artık kalplerimiz titremiyor. Değerli müminler, bakın Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an kendisine nazil olan insan, peygamber, başlarımızın tacı. Bir gün Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh sahabenin büyüklerinden yanında bulunuyordum. Allah Resulü dediler ki bana, ey İbni Mesud bana Kur'an oku. Bana Kur'an oku. Ya Resulallah, Kur'an size nazil olduğu halde, ayetler size gelip durduğu halde ben size Kur'an okuyayım öyle mi? Efendim diyor ki ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim. Kur'an'ı dinlemeyi severim. Allah Resulü dinlemeyi sevdiğini söylüyor. Başkasından dinlemiyor. Kur'an kendisine nazil olsa bile. Sonra diyor Abdullah İbni Mesud okumaya başladı. Bayağı bir okuduktan sonra her ümmetten bir şahit seni de bunların başına şahit getirdiğimiz zaman onların halleri nice olur. Mealindeki ayete geldiği zaman baktım ki Allah Resulü'nün mübarek gözyaşlarının sakallarını ıslatmış ve artık yeter diyor. Kur'an'ı dinleyip de maalesef bugün altyolun kütükler haline geldiysek, Kur'an'ın tesirinden uzaklaşmış odunlar haline geldiysek maalesef bu herhalde hocalar olarak bizim de biraz suçumuz var herhalde. Rabbim bu konuda bizim sorumluluğumuzu, bizim kusurumuzu affeylesin. Bizleri Kur'an'a alim, Kur'an'ı dinleyen, Kur'an ile haber eden kullardan eylesin. Bakın Hazreti Ayşe validemize bir gün Efendimizin vefatından çok sonra gelip soruyorlar. Diyorlar ki ya Resul, ey müminlerin annesi. Hazreti Ayşe müminlerin annesi. Efendimizin eşleri müminlerin annesi. اَلْنَبِيُّ اَوْرَى مِنْ اُمِّينَ مِنْ اَنْفُسِهِ وَاَزْوَانُهُ اُمُّهَانُهُمْ diyor ayet kerimede. Peygamber müminlere canlarından daha yakındır ve onun eşleri müminlerin annelerdir. Hazreti Ayşe bakın, Hazreti Ebu
ama onun annesi de zannetmiş. Hafsa validemiz Hazreti Ömer'in kızıdır ama artık Resulullah